Merhabalar arkadaşlar, Trakya TV'den hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün yine Trakya bölgesini gezmeye devam ediyoruz. Bugün Vize'deyiz. Vize'nin çıkışında 1 kilometre ileride İbrahim Aga'nın mekana geldik. Aynen. Merhabalar abi. Merhaba kardeşim, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk abi. Abi duyduk, organik kendi yaptığın ürünleri manavında satıyorsun. Evet, aynen gördüğün gibi gözünüzle görüyorsunuz şu anda. Dikkatimizi çekti abi. Neleriniz var abi, gösterelim. Abicim karnabahar var. Ne diyeyim ki? Yok. Gel abi bakalım önden bir bakalım gösterelim. Bakalım kardeşim. Yok yok, yani zaten karşıdan da çakıyor. Aynen öyle. Pancarımız var, turubumuz var, yaprağınla beraber koyuyoruz. Görüyorsun işte burada. Yani insanlar kandıra kandıra milleti şaşırttırdılar artık. Biz de gözlerine görsünler, inansınlar diye. Karnabaharımız burada, zaten tarlamız burada. Lahanamız var, turşuluk lahana, marulumuz, maydanozumuz. Biberlerimiz zaten üstleri dolu, görüyorsunuz kendi gözünüzle de. Patlıcan. Şu arkadaki tarladan buralardan mı çıkıyor? Tabii buradan, ama bunun gibi daha iki tane tarla var bizde. Aa, sadece bu bir tarla değil. Pırasa da buradan. Ne bileyim abicim, domatesimiz zaten burada bak karşı tarafta gözüküyor. Domateslerin üstü çiçek dolu, domates dolu. Ve topluyoruz, satıyoruz. Allah bereket versin ama biraz masraflar ağır oluyor tabii. Sıkıntılı oluyor, yapacak bir şey yok. Nasıl abi, rekabet var mı? Abicim tek rekabet Türkiye Hava Yolları. Başka rekabetçi tanımıyoruz biz. Yani şey, yazın görüyorsunuz yol boylarında bir sürü tırışkadan açıyorlar tezgah. Adama soruyorlar nereden, bahçeden. Yalan. Hepsi yalan. Hani nerede onlar şimdi? Hepsi kapadı dükkanları. Dışarıdan alıp satıyorlar. Ondan sonra bizim bahçeden bahçeyi diyor. Bahçeyi çektik abi sizinle. Bayağı bir hala yetişiyor abi. Var kardeşim ama biz uğraşıyoruz. Bir sürü bahçe ekiyoruz. Bir tane bahçeyle uğraşmıyoruz ki. Onlar gibi yalan da konuşmuyoruz. Sonra biz bu işi yapıyoruz. Burada 11-12 sene oldu. Böyle bir günlük, iki günlük de değil bu iş. Turşular nasıl abi, fiyatları ortalama aşağı yukarı? Ya şimdi bidonuna göre 10 kiloluklar var. Onlar tabii fiyatları yüksek ama 5 kiloluklar var. Böyle 75 liraya veririz yani. Müşterilere veriyoruz. Hem bahçesi özel istek üzerine çok kuruyor zaten. Siparişi hani geliyorlar buraya, diyorlar böyle böyle bize bu şekilde turşu kurun diye. Ay şu anda mesela orada karşıda bir karnabahar turşusu var. Gel abi, az evvel geldi ilk müşteri. Az evvel dediğim yani bundan 4-5 saat önce bu turşuyu özel kurduk adama. Biraz sonra gelecek, alacak bunu. Zaten özel abi orada karşıdan çekiyor. Aynen. Özel adamın isteğine göre turşu kuruyoruz. Rengini dahi tutturuyoruz. Lokantalara kuruyoruz böyle bazen. 300-400 kilo. Aynen öyle yani. Cevizimiz var, ne bileyim acı biberimiz var, elmamız var, armutumuz var. Gerçi armutumuz fazla yok da. İşte bir iki ağaç var, onlardan topladığımız o kadar yani. Soğanlar zaten elma gibi, hepsi bahçeden. İçinde karışık yok. Yan tarafında çıkma soğanlar var yani. Ekmeğe mekmeğe. Kavunumuz var, karpuzumuz var son posta. Zaten karpuz bitiyor artık. Bunların cinsi ne oluyor şimdi abi? Var mı? Ya bunlar... Tayt tipi bir karpuz ama dayanıklı bir karpuz yani. Güzel, işleri boş çıkmaz, lezzetli bir karpuz. Daha başka işte ne bileyim, sarımsağımız var. Mısırımız vardı, bitti onlar. Ya şimdi burada bir de mısır turşumuz var mesela. Bu aynı çıkardığın zaman suda kaynamış gibi oluyor. O kadar güzel, lezzetli oluyor. Bu abi bozulmuyor mu o şekilde? Hayır, hiç kesinlikle. Bir sene durur bu. Yani sol dolapta falan bir şeye bekletmeye gerek yok. Hiç gerek yok. Bildiğin süper bir şekilde dayanıyor. Bu abi ne zamandan beri mesela bekliyor bu şekilde? Ya bunu yeni yaptık biz. 10 gün olmadı. Çünkü biz fazla yaptık. Müşteri sipariş vermişti. Geçen sene alanlardan mesela sipariş vermişti. Hadi o arada dedik yapalım, bir iki tane de tezgahda görüntü olsun diye. Aynen. Daha da devam ediyoruz. Şu anda bidon sıkıntısı çekiyoruz. Bir de bu bidonlar fiyatlarını... Bidon olsa turşuları gördüysün abi. Aynen, fiyatlarını yükseltiyorlar. Bakalım İstanbul'dan getirecekler. Bir arkadaş söz verdi. Daha bir 500 tane yakın bidon gelecek ama ne zaman gelecek ben de bilmiyorum. Beklemedeyiz öyle. Kuracağız, devam ediyoruz. Bahçe sezon bitmeden domates turşularına geçeceğiz şimdi. Kışın yine burada açık oluyor musunuz? Açacağız. Kapatmayacağız. Açık olacağız. Çünkü müşteriler çok arıyor sonra. Kapadıktan sonra olmuyor yani. Olmuyor. Kışın ne satacağız? Kendi gene elimizde olan malımız. Kuru fasulyesini, bilmem neyini. Tabii onlar daha var biraz. Bir şeyler var yani. Soğanımızı satacağız. Lahanamızı, pırasamızı, ıspanağımız vardı da ıspanağa yetişemedinmişsiniz herhalde. Siz gelene kadar aynen bitti. Abi, biraz geç kaldı. Bugün tatil günü olduğu için müşteriler de biliyor ıspanağı. Gelip bize alıyorlar. Biz de duyduk abi ya. Dediler böyle böyle. Aynen. İbrahim Agar'ın mekan var. Bize gelip. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ne diyeyim kardeşim? Elinize kolunuza sağlık diyeyim yani. Abi çok sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Tekrar beklerim. Her zaman gelin. Burayı tam olarak yerini sen tarif et abi, gelmek isteyen. Ya Vize'den Pınarsar yolu Kırkkareli İnada'ya giderken 1-1,5 kilometre sağda zaten ilk tezgah. Yolun boyunda bizim tezgahımız.
Gelen zaten hiç gözü kapalı bulur yani. Sıkıntı yok yani burayı bulmak için. Karşıdan gece gündüz daha açıkız. Ha, artık sabah kadar daha açıkız. En son kapattığımızda komple tezgahı çaldılar. O zamandan beri kapatmıyoruz yani. Zaten buraya gelen arkadaşlar hemen gelsin zaten görüp de durmamak elde değil. Biz de zaten bir çekimi yapacağız diye bekledik bekledik. Müşteriler de abi durmak bilmedi. Evet haklısın sağ olasın. Aynen dediğin gibi de yani. Aynen arkadaşlar, dediğin izleyen gibi. Arkadaşları biz de buraya bekliyoruz. Sizler de düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese hayırlı günler.